Bismillahirrahmanirrahim. Kurumuz Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hazretleri. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri peygamberdi biliyorsunuz. Her peygamberin ayrı bir özelliği var her peygamberinde. Süleyman Aleyhisselam'ın özelliği de hem saltanat hem peygamberlik onun şahsına birleşti. Allah da bir bizlere saat ayet 30'da Rahim Vehebnâhü Davud'e Süleymane Vehebnâhü Davud'e Süleymane Mevla buyuruyor. Davud'a Süleyman'ı hibe ettik Mevla buyuruyor. Yani Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın oğlu. Ni'mel abdü o Süleyman devlet kuldur Allah buyuruyor. Yani Allah Teala Süleyman Aleyhisselam burada övmet ediyor. Ni'mel abdü o Süleyman devlet kuldur. İnnehu evvab o evvabdır. Evvab hep tövbe eden, Allah'a yönelen, gönlü Allah'a bağlanan kişi demektir. Davud Aleyhisselam Hazretleri de gençliğinde çobandı kendisi de. Bazı olaylar oldu. Derken önce melik oldu, devletin başkanı oldu. Sonra kendisi peygamberi verildi kendisi de. Davud Aleyhisselam'ın çok oğulları vardı. Yerine Süleyman Aleyhisselam geçti. Bizim Mevlam Şira buyuruyor. Ve ver Süleyman'ı Davud'a. Ve ver ise Süleyman'ı Davud'a. Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam yerine varis oldu. Onun mülküne, tahtına geçti. Hadi Davud Aleyhisselam Meşid-i Aksa yapmaya başladı Kudüs'te. Meşid-i Aksa. Aksa en son uzak anlamına gelir. Onu yapmaya başladı. O güne kadar eşi görülmeyen büyük bir meşit yapmaya başladı. Duvarlarını ancak bir insan boyu kadar yükseltti. Ömrü yetmedi bitirmeye. Oğlu Süleyman Aleyhisselam vasiyet etti. Yavrum Süleyman ya benim ecelim yaklaştı. Bu meşit sen tamamla diye vasiyet etti. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri de 12 yaşındayken devletin başına geçti. 12 yaşındayken. Fakat çok akıllıydı muhteremler. Çok zekiydi. Hatta bazen hüküm konusunda yani muhakeme konusunda babası o anda peygamber olduğu halde ondan iyi hüküm verirdi. Ki Kur'an-ı Kerim'de bu konu geçiyor. Bir koyun sürüsü bir tarlaya zarar verdi de onun için halletti, o konuyu halletti. Bir de şöyle olmuştu. İki tane kadın kocaları uzağa çalışmaya gitmişler. İki tane kadının çocukları ufak çocuk oynuyorlar dışarıda. Kadınlar konuşmaya dalmışken bir kurt geldi şuna birini kaptı gitti. Şimdi kurdun kaptığı çocuk o çocuğun annesi bunu gördü. Fakat kocasından korktuğu için ne yaptı? Dedi ki şimdi öbür kadına, komşusuna bak kurt senin çocuğunu kaptı dedi ona. Şimdi. Kocasından korktuğu için. Demek ki kocasını tanımıyor. Herhalde kocası uzun zaman gurbete kalmış. Sormuş çalmış çocuğunu. Dedi ki kadın da aslı annesi çocuğun. Hayır komşu, arkadaş böyle değil bak. Bak kurt senin çocuğunu kaptı. Bu benim yavrum bu. Hayır diye kadın başladı bağırmaya çağırmaya. Derken Süleyman Aleyhisselam'a tabi iş dava intikal etti. İki kadın şimdi geldiler davacı olarak da. İkisi de ortada bir çocuk var. İkisi de bu çocuk benim diyorlar. Süleyman Aleyhisselam şahit istedi, şahit bulamadılar. Demek ki ikisi ayrı bir yaşıyorlar.
Şahit bulamadılar. Peki alamet istedi, belirti istedi çocukların bedeninde gizli olarak, öyle bir şey yok dediler şimdi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam şöyle karar verdi. Malum ki bu çocuk ikinizin şu anda. İkiniz iddia ediyorsunuz ki çocuk benim diye. Şahidiniz yok. Bir belge yok. Beyin alamet yok. Bir şey yok, bu konuda yok. O halde dedim, aldı eline kılıcını. Ben şöyle başından aşağı bir ikiye böleyim. Yarısı da beni, yarısı bir şey vereyim dedi. Ve gayet sert mizaçlı kendisi. Kılıcını kaldırıp tam şöyle başına vuracak gibi yaptı. Çünkü annesi gerçek anne. Ya Süleyman, yavruma kıyma. Ona versin olsun dedi böyle. Bunu Süleyman Aleyhisselam, al şu seni dedi muhtemelen böyle. Öbürse çıkarmadı. Yani Süleyman Hazretleri 12 yaşındayken hükümdar oldu. Zaten başına geçti ama çok akıllıydı. Yani yönetmelikte babasına bile geçmişti kendisi. O yaşta tabi peygamber değildi. Sonrasında peygamber dedi kendisine. Süleyman Aleyhisselam'ın özellikleri şimdi, yani farklı özellikleri var diye peygamberleri bunlar şimdi. Bir atasözümüz vardır. Esneme konuşulur. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı, bir de kalmaz diye. Esnem bu çok konuşurdu böyle. Atasözümüz böyle. Yani bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı, kimseye kalmaz diye. Onun yaşadığı hayatı kimsenin yaşayamaz. Öyle bir şey kendisi böyle. Hatta Süleyman Aleyhisselam bir duası var şekilde kendisinin. Saat artı 35'te kale. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam, Rabbi ufirli, Rabbim beni affet, günahımı bağışla. Ve hebli mülken, öyle bir mülk, saltanat, güç kuvvet verir ki, daim ve gıyı lihadı min badi, benden sonra kimseye vermediğin bir nimeti, mülkü bana ver buyurdu. Dolayısıyla kabul oldu. Onun kavuştuğu saltanata, o konfora, o hayata kimse kavuşamadı böyle. Peki peygamber nasıl bu hayatı yaşadı? Evet muhteremler, saltanatta yüzdü. Nimette yüzdü. Altın içine yüzdü ama kendi bir fakir gibi yaşadı. Bunu ancak peygamberler bunu yapabilir. Yani dünya hiç aldanmadan, dünyanın süsüne, ziyesine aldanmadan, gönlü Allah'a dönük, gönlü Allah'a diye yanan, bunu sır düşmana karşı kullanan bunları bir peygamber kendisi. Bunu bakalım inşallah özelliklerine. Enbiya suresi ayet 81'den alıyorum inşallah. Bu Kur'an-ı Kerim'de birkaç tane olduğu için böyle bölüm bölüm almam gerekiyor. Mevlamız buyuruyor. Veli Süleyman'a riha. Süleyman'a da rüzgarın emri verdik Mevla buyuruyor. Rüzgarı. Burada vav velisi vav atıf. Yukarı atıf burada. Yani Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a demiri yumuşalttı elinde. Demir. Davud Aleyhisselam hem peygamberdi hem devletin başkanı iken ne yapıyordu? Elin emeğine yemesi için. O da şöyle olmuştu. Davud Aleyhisselam devletin başında. Tabi yakınları var, yöneticileri var, komutanlar şunlar var, yakınları var. Fakat onlar bana gerçeği söylemezler diye. Yani yakınları güvenemedi. Halk arasına girerdi. Kıyafetini değiştirirdi. Tanınmayan bir şeyle girerdi. Çoban gibi olurdu. Halk arasına karışırdı. İnsanlara soruyordu. Bu Davut nasıl bir insan? Hükümdarımız diye sordu. Herkes de onu övüyordu ama. O Davut bir tane. Adaleti, her şeyi bir tane. Herkes. Yine bir gün ıssız bir yerde
bir adama rastladı. Arkadaş durur musun biraz? Durdu. Ne var? Bu Davut nasıl bir insan acaba? Acaba halk bundan memnun mu acaba? Bakın muhtemelen. Yani bir eksiğim varsa, hatam varsa, ahirete kalmasın bu. Bu örneğim ki, düzelteyim diye böyle yapıyordu. Şimdi o kimseye yine sordu o kişiye, ıssız yerde, Davut'u nasıl biliyorsun deyince, dedi ki o kimse, Davut çok güzel bir kul. Adil kimsedir, her şey güzel ama, yalnız elin emeğini yemiyor. Elin emeğini yemiyor. Yani çalışıp kendi kazanmıyor böyle. Yemiyor. Meğerse ama melekmiş o. Rabbim onu göndermiş kendisine. Eve geldi. Ya Rabbi ne iş yapayım acaba? Daha önce çobanlık yapıyordu. Ama çobanlık yapıyordu daha başında. Tabi bırakamaz şimdi. Halk idaresinden bırakmaz. Kimse bırakmaz bunları da. Ne yapayım? Mevlana buyurdu. Ya Davud zırh yap zırh. Yani savaşı kullanacak zırh böyle. Yani hem bir cihat için hem cihat için düşmana karşı İslam'a seni koruyacak zırh yap Mevlana buyurdu. Nasıl yapayım ya Rabbi acaba bunu bilmiyorum tabi. Bir meslek tabi bu da. Mevlana buyurdu. Sana melek gönderirim. Ona Rabbim demiri yumuşattı demiri. Bal mı bir hamur gibi. Böyle alır demiri elinde çekerdi. Böyle ip gibi inşerdi böyle yapardı bunları. İşte Mevlana buyuruyor. Veli Süleyman Riha. Süleyman da Allah buyuruyor, rüzgarı emine verdik, rüzgarı. Rüzgarı. Asifeten, asifeten, kasırga gibi fırtına esen rüzgarı, tecri bi emrihi, Süleyman'ın emriyle eserdi rüzgar. Nereye gitmek istiyorsa, oraya eserdi. Oraya götürürdü. Peki bu rüzgar acaba hızı ne kadardı? Şimdi rüzgar deyince yani rüzgar Süleyman Aleyhisselam'ı götürüyordu muhtemelenler. Tahtına otururdu. Askerle beraber bütün savaş erkenle beraber Süleyman Aleyhisselam emir verdi rüzgara. Eseri götürür o tarafa götürürdü. Yani bu rüzgar özel bir rüzgar ama. Özel rüzgardı Mevlam veriyor buna. Onun istediği hızla esiyordu. Böyle buyuruyor yine bizlere Gudüva Şehrün. Bu da Sebe suyu aldığımlarda yani ayetin başı başlıyor. Veli Süleyman'a Riha Süleyman'a rüzgarı emre verdik. Gudüva Şehrün. Gudüvü Gadve sabahı. Yani güneş doğması öğle arasında Gudüva şehrin bir aylık yol alırdı. Rüzgar terimi. Hiç yorulmadan. Yani o dönemde ne vardı? Ancak at ve deve vardı. Yaya yürüyüşü vardı o dönemde. Demek ki o dönemdeki yürüyüşe göre atın, devenin, insan olduğunu askerin yaya yürüyüşlere göre bir aylık yolu yarım gün bir sürme alırdı bunu. Yarım gün sürmeden bu bir aylık olurdu. Ve Rebahu Şehrin öğlen sırada yine bir yol giderdi. Kendisi kulüpse oturuyordu. Zaten ilk işi önce Kudüs'ü imar etmek oldu Süleyman Aleyhisselam'ın tahta geçince muhteremde. Kendisi ilk olarak böylece. Önce tabi babasını yeni getirdi. Meşt-i Aksa'yı tamamladı. O güne kadar görülmeyen bir şeydi. Böyle. Her tür inci, mercen, yavru, süzde orasını. Sonra Kudüs'ü 12 mahalleye böldü. Her mahallenin ayrı bir özelliği oldu. Etrafını surla çevirdi Kudüs'ün. Gayet içme suya getirtti. Yani o güne kadar çok modern bir yer yaptı Kudüs'ü Süleyman Aleyhisselam. Hem saltanat merkezi oldu, yani kent merkezi oldu orası, hem de o dönemde dünyanın en modern bir örnek bir şehri oldu orası. Yolları tertemiz, insanlar ahlaklı, esnafı ahlaklı,
her şeyi temiz, akarsuları, ev içme suları tertemiz hale geliyor. Bunu böyle yaptı. Bundan sonra tabi ne yaptı? Etrafa şimdi insanlara da İslam'ı da aitmeye başladı. Demek ki yarım günde bir aylık yolu alıyordu rüzgarla. Kendi taht üzerinde, geniş taht vardı oturu üzerinde. Ordu aslanırdı. Emredi rüzgara. Ya rüzgara et bakalım şöyle, cihet yönünü o tanelerde. Et bakalım derdi. Böyle bir asifeten fırtına katır gibi. Bunları bir yerden kaldırırdı bunları. Yerden kaldırırdı böyle. Havadan bunları böyle götürdü. İnce kesin böylece. Bu tek yalnız Süleyman Aleyhisselam bu mucize verildi kendisine. Ve esselna lehü aynel kıtri. Birden Mevlam şöyle buyuruyor. Ve esselna lehü onu akıttık Mevlam buyuruyor. Aynel kıtri. Aynı bir pınar. Şimdi kıtır da erimiş bakır. Emin bakır. Süleyman Aleyhisselam Mevlam ne verdi? Aynen böyle su kaynadığı gibi, kaynağı su kaynadığı gibi yerden erimiş bakır dışarı akıyordu. Dışarıya böyle. Erimiş bakır. Bakır ne zaman erir muhteremler? 1080 derecede erir bakır bakınız. Bakır erimesi hiç ne gerekiyor? Isı olarak 1083 derece gerekiyor. O zaman bakır erir. Demek o kadar ısıda o bakır yer altına üstüne çıkıyordu. Hemen bunu alıyorlar bunları. Kalpa dökerlerdi. Bundan tabii çok şey yaparlardı bakırlarda. Zeminel cinne. Cinni. Cinler de onun emrindeydi Süleyman Aleyhisselam'da. Men ya'melü beneydeyhi bid rabbihi. Cinler de Rablerinin izniyle, Allah'ın izniyle onun emrinde iş yaparlar cinler de. Hangi cinler? Cinlerin kafirleri muhtemelenler. Şeyatın denler böyle. Şimdi şeytan da onlar cin sınıfındandır. Cinlerin inkarcıları, kafirlerine şeytan deniyor. Müslümanlar da vardır. Bir de halk arasında peri denir. Peri de bir şey vardır. Peri kızı falan derken böyle. Peri o da cindir. O Farsça. Yani Farsça, Farslar cine peri derler. Peri ayrı değildir böyle. Derler cin peri bazen derler böyle. İkisi ayrıdır. Aynı anlamına gelir. Cin Arapçasıdır. Peri Farsçasıdır. Demek ki o dönemde ne kadar şeytani cinler varsa, inkar cin, sapın cinler varsa onlar da Süleyman'ın emrindeydiler. Emrinde. Onun elinde bir yüzük vardı elinde. Yüzük vardı. Yani mühür vardı elinde. Bir söz vardır ya. Mühür kim değilse odur Süleyman. Yani o vardı böyle. Bütün cinler onun karşısında elme dururlardı. Yani cinlere karşı gelemezlerdi. Bütün elde bağlanırdı karşısında. Onları çalıştırırdı. Ne iş yapardı cinler? Bakalım şimdi. يَعْمَوْنَ لَهُ مَا يَشَاوُ مِنْ مَحَارِبَهُ Ona cinler yaptıkları şey biri meharip. Meharip bir Rab'ın çoğulu. Buradaki Ebniyetül Refi'ah diyor bunu müfessirler. Yüksek binalar yaptırdı cinlere. Yüksek binalar. Taşlardan, şundan bundan. Onlara yaptırdı bunları. Cinler insan daha güçlü, kuvvetli cinler. Daha güçlü, kuvvetli. İnsan yapamayacağını onları yaparlardı. Büyük taşları kaldırırlardı, bina yaparlardı. Ve temasile. Timsal bir misal, örnekler, şekil anlamına geliyor. Nakışlar yaptırıyor bunları böyle. Taş uydurdu bunları. Ve cifanın kel cevabi. Cifan yemek kapları. Çarraklar çöp yaptırıyordu. Ne kadar çarraklar ama kel cevabi. Kel cevabi. Buradaki el cevap cabiyenin çoğulu. Cabiye de havuz demektir. Havuz demektir. Havuz büyüklüğünde çarak yaptırıyor onlara, cinlere. Havuz büyüklüğünde.
Yani bir ordu mola verince havuz büyüklüğünde çanak ortaya konur. O tabi yemek konurdu. En aşağı 100 kişi de karnını doyurmuş onda. O tarafında. Ve kudurun rasiyat. Kudurda tencereler, rasiyatta sabit tencereler. Alt tencere kımdan bir yerinden. Düşünün ki bir tencereden kaç tane havuz yemekte dolacak. Tabi bunu insanı yiyor bunu, hayvanı yiyor bunu, cinleri yiyor bunları. Yiyor bunları. Ve Mevlam buyurdu ayetin sonunda İ'melü ale Davud'e şükra. Ey Davud'un ehli beyti, ev halkı, yavruları, şunlara bunlar. Resulü Marşal dedi. Şükürle amel edin. Yani amel ile şükredin, amel ile. Dile değil. Burada kulu değil. Yani şükür deyin. Mela buyurmuyor da İ'melü ale Davud'e şükra. Ey Davud ehli beyti, yavruları, şükrü ameli olarak, uygulama olarak, yani pratikte şükredin, pratikte. Nedir bu da? Bütün bedenle şükür gerekiyor muhtemelen. Bütün bedenle. Neden? Çünkü bir nimetten, yani dilin tat almıyor ki bir nimetten. Gözün de ondan bir aldığı haz var bir nimetten. Kulak da alıyor, damak da alıyor, bütün bedene yayılıyor. İnsanın giydiği bir şey üstüne başını da kuşatıyor. Oturduğu evinde bir nimet insanlara. Hüsnü Mevla buyuruyor. Şükrü yalnız söz ile değil. Elhamdülillah çok şükür. Sağ şükür elhamdülillah. Yeterli mi? Olmaz sıkıntı. Yetmiyor böyle. Bütün beden yapacak. Bu da nedir? En büyük şükür işte bilemala buyuruyorlar. Namaz. Namaz. Yani namazda kul ne yapıyor? Bütün varlığıyla Allah'a secde etmiş oluyor, şükretmiş oluyor. Ve kalilun min ibadiye şükür. Allah buyuruyor ama. Ve kalilun ne azdır ne azdır. Min ibadiye kullarımdan eşşekür şükreden kullarımda ne azdır Mevla buyuruyor. Bakın orada. Demek ki her dönemde Allah'a şükreden kullar hep azınlıktaymış bunlar, azınlıkta. İnsan genelde el nimet girince kul onu hemen nefsine verir. İşte akıl ettim, tam yerinde isabet ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım, atıldım, sıkışı bunu yaptım. İnsan hemen bunu nefsine verir böylece. Efendim akıl ettim, aklı kim verdi? Görüşü kim verdi? Elle yapılan nimet, eli yaratan kim? Parmak kımıldan kim muhtemelen böyle yapardı? Nimetin olması Allah Cezalı. Şimdi inşallah Nemül Suresi'nden Süleyman Aleyhisselam'ın ordusuyla bir gidişinden bahsediyor burada Mevlam burada. Ordusunun, yani saltanatının gücü kuvveti. Mevla buyuruyor bizlere burada. 16. ayetten başlayayım şeyden inşallah. Nem suresinden. Ve ver Süleyman Davud'a. Süleyman Aleyhisselam daha da varis oldu. Bunu da açıklamıştım. Ve kale. Dedi ki Süleyman Aleyhisselam Ya eyyühen nasu ey insanlar halka bunu söylüyor insanlar ullimna mantıket tayri ullimna bize öğretildi, bildirildi. Bak, burada alimna değil, yani bilik değil. Yani Süleyman Aleyhisselam'ında hiçbir uğraşı yok. Bir çalışma, çabalama, eğitim yok bunda. Burada meşhur sigasıyla geliyor buraya. Ullimna bize öğretildi. Ne öğretildi? Mantıka tayrı kuş dili. Süleyman Aleyhisselam kuşların dilini anlamında konuşuyor onlara materyalde. Konuşuyor böylece. Demek ki kuşların da bir dili var. Onların bir sözlüğü var.
Onlara kenara konuşuyorlar. İşte Hasebi Aleyhisselam'ın dilinden anlıyordu. Onlara konuşuyordu. Ve ütina yine devam ediyor. Bize verildi diyorsun Aleyhisselam. Minkül şeyin her şeyin bize nasip verildi buraya. Yani ne kadar nimet ilahi varsa onların her birinden bize bir nasip verildi buraya. İnne haza lehüvel faldul mübin. İnne haza işte bu nimetler nedir diyor? Lehüvel faldul mübin Allah'ın fazlı keremidir. Açık bir Mevlamızın keremidir, faziletidir. Şimdi arkadan geliyor Süleyman Aleyhisselam'ın şimdi ordusuyla bir sefere çıkışı. Süleyman Aleyhisselam'ın. Ve huşşire li Süleyman'a cünuduhu. Hazreti Süleyman Aleyhisselam sefere çıkaracak, çıkacak. Emir verdi ve huşşire toplandı. Toplandı. İçtimai toplandı. Li Süleyman'a Süleyman'ın emriyle cünuduhu, cünud cennin çoğulu, cenn ordu demektir, orduları. Bütün orduları toplandılar, orduları. Peki ordusu kimin oluşumun ordusu? Bakın şu saltan bakın muhtemelen. Bilen cinli cinlerden. Cinler asker olanları. Ordusu dahil böyle şey. Hem cinlere iş yaptırıyor onları hem de asker olarak kullanıyor onları böyle. Bilen cinli cin toplandılar. Vel insi insanlar ve tayri kuşlar. Kuşlar havada. Havada. Cinler insanlar. Şimdi burada şöyle bir müfessirler özellikle burada üç tane diyorlar zıt bir araya geliyor. Üç tane zıt. İnsan cinden çekinir. Kuş da insandan cinden çekinir. Yani birbirine bunu uyum sağlayamazlar bunlar. Sağlayamazlar böylece. Ancak bu orada üç tane zıt güç bir araya geliyor böyle. Kuşlar insan kaçmadılar. İnsan cin karma karışık beraberler. Beraberler. Üçü bir aradalar. Acaba başka hayvan da var mıydı acaba? Orada Kur'an-ı Kerim'de bunda bir işaret yok burada muhteremler. Yani burada üç buraya geliyor. Minen cinni vel insi ve tayri. Cinler, insanlar ve kuşlar toplandılar. Kim bilir tabi kaç yüz bince kuş havada. Bütün kuşlar emrinde. Büyük ordu. Fehüm yüze'un. Fehüm onlar ordusu yüze'un kesin denetimde disiplin altında ama. Yani bir kuş kesin böyle sapı bozamıyor. Düzgün gidiyor böyle. Yani bir ileri gidemiyor böyle. Cinler, insanlar tam disiplin, tam denetim, tam kesin kontrol altında. Süleyman Aleyhisselam'ın emri denetim der şey. Orada böyle gidiyorlar. Hatta izâ etev alâ vâdin nemli. Bunlar karınca vadisine geldiler. Hatta bir şeyin sonucu anlamına geliyor. Arapça nihayeti geliyor. İzâ etev gelikleri zaman ala da istila içindir. Arapçada üstü anlamına geliyor. Bunlar üstten karınca varlığına geldiler. Demek ki uçarak yani rüzgar bunları getirdi. Getirdi bunları. Bunlar ne yaptılar? Bir vadiye geldiler ki o vadide karınca vadisiymiş. Arapça nemil. Nemil karınca anlamına gelir. Bunun için bu süreçte bu isim verilmiştir. Bu sürede. Nemil suresi diye bu isim veriyor burada. Bu vadi nerede olduğunu müfessirler tabi araştırıyor bunu böyle. En şeyi Şam civarında. Şam civarında dağ arasında büyük bir vadi. Oradan geçti oradan oluyormuş. O vadinin de o dönemde karıncaların tam yuvası olduğunu buyuruyorlar. Kalet nemletün. Bunlar vadiye gelince daha vadi girmediler ama. Girmeden kalet nemletün dedi ki bir karınca. Burada kalet
Arapça'da müennes zamiri, yani dişi zamiri. Nemret'in karınca anlamına geliyor. Bir dişi karınca, dişi karınca şunu söylüyor. Yani bu dişi karınca onların emriymiş, amiriymiş, hükümdarıymış bak muhtemelenler. Demek ki karıncalarda biliyorsunuz arıda arı beyi vardı arılarda. Yani hayvanlarda da bir toplumsal yaşam vardır hayvanlarda. Demek ki karıncalar da başıboy değildir. Mesela yazın bakıyoruz karıncalar böyle asker gibi böyle tek sıra halinde gidiyorlar, geri yuva dönüyorlar. Yani bir şey taşıyorlar böylece. Bu görüp alın karıncalar ve tek sıra giderlerken ben şahsen yazın merak ettim. Onların önüne sihirli bir şey döktüm. Hiç bakmadı ona ortama. Bakmadı abi aklına. Yani o karınca hayvanken onların sevdiği bir şeyi döktüm önlerine ki bakayım bırakacak mı görevini, tapacak mı dedim böylece. Özel böyle gözettim, baktım, dikkat ettim böylece. Kimse bakmadı koyayım şeye. Hepsi ne yapıyorlar böyle? Aldığı bir şeyi yuvaya götürüyor. Yuvadan çıkanlar da boş, karnı aç belki de ama yine görevleriyle gidiyor bakmadığına böylece. Bir disiplin var şu alemde. Denge bakmadığına. Yani şöyle düşünsek ki o karınca yatan karınca yaratan Mevlamız karıncalara bu duyguyu vermiş. Şimdi diyor karıncaların beyi. Demek dişi karıncaların başıymış. Arı da böyle ama. Arı bir dişi olur. O da bunun dişi olur. Bakın şimdi böyle. Arı beyi de. Ya eyyühen nemlü duhulü mesakineküm diyor. Bak. Ya burada uyarı. Ey anlamına geliyor. Ya eyyühen nemlü. Ey karıncalar. Dişi karınca karıncaların beyi yöneticisi yuvada. Yuvadan bağırıyor. Ey karıncalar üdühülü mesakine yüküm hemen koşun yuvanıza girin. Buraya böyle şey. Demek ki bunu diyor karıncalar. Lahitim yüküm Süleyman'ı ve cünuduhu. Süleyman ve askerleri hiç çiğnemesinler. Şimdi dikkat etmişseniz muhtemelen fark olmuşsunuzdur. Hava bulutlandı mı bir yağış yağmur alameti belirdi mi hemen karıncalar yuva çekilirler. Hatta bazen yağmur aniden gelir yağmur bazıdan. Biz fark edemeydik bunu bile. Edemeyiz bile. Ama karıncanın beyi bunu seziyor, biliyor. Allah'ın öyle bir duyguyla. Duyguyla yağmur başlamadan önce mutlaka karıncalar yuvada çekilirler bak çekilirler böylece. Demek ki onlara bir alem bakmıyor böylece. Bak dişi karınca öyle buyuruyor. Ey karıncalar, ey karıncalar. Nasıl duyuyor bunu karıncalar? Antenleri var. İki tane anten var. Alıcı böylece. Alıcı böylece. Ey karıncalar yuvada çekiliniz. Süleyman asırları geliyorlar. Vehum laiş urun. Onlar farkına varmadan yani şuursuzcasına siz çiğnemesinler sizi. Çıkın yuvanızda. Peki bu duyuyor musun Süleyman Aleyhisselam? Duyuyor musun bu karıncanın sesini şimdi muhteremler? İş buraya gelen işte bence. Yani karınca beyi yuvadan bağırdı. Tabii insanın kulağını duymaz. Yani karınca beyi şöyle avucunda alsak buradan bağırsa insan kulağını duymaz. Bakın böyle. Ama bir ses çıkıyor. Bunu duyuyor karıncalar. İnsan duymaz bunu. Peki duydu mu Hüseyin Aleyhisselam bunu? Fetebesseme dahiken min kavliha. Bakın. Min kavliha. Hazamiri bir şey karıncaya gidiyor. Hüseyin Aleyhisselam o karıncanın bu konuşmasından boşuna gitti, sevabına gitti de fetebesseme gülümsedi layıkan bayağı sesli güldü. Bir böyle. Üç türlü gülüş vardır. Bir tebessüm. Tebessüm sessiz bir gülümseme. Hatta bir insan namazda
namaza bir insan tebessüm ederse namaza kişi, kişi bir konuşuluyor, bir şey oluyor etrafında, bir şey görüyor kişi böyle, hafif tebessüm etti. Hiç ses çıkmadı ama. Namazı bozmaz muhteremler. Bozmaz. İkincisi burada bak, vahayken, bık deniyor. Bu nedir? Hafif sesli gülme. Yani bunda bir ses çıkıyor, kişi yine duyuyor bunu. Böyle duymuyorlar. Bu ne yapar? Bu namazı bozuyor işte muhteremler. Üçüncüsü de kahkaha ile gülüş vardır. Araçta aynı Türkçe aydır bunu. Fark etmiyor bunlar. Kahkaha ile eğer bir insan namaz içerisinde kahkaha ile gülerse, nedir kahkaha ile gülme? Demek ki duyuyor gülün artık. Sesi gülüyor. O zaman ne olur? Namazı bozulur. Abdest de bozuluyor. Bakın ben şimdi bakın. Demek ki tekrar bunu inşallah. Bir insan namaz kılarken tebessüm ederse, hiç ses yok. Ama dudaklarından gülümsedi belli karşıdan. Bir gülümseme var ama ses yok. Kendini sıkıyor. Namazı bozmaz. İyi değil namazda, namazı bozmaz ama. İkinci yıl bıyık deniyor. Hafif sesli gülüyor. Bu ses çıkıyor ama. Bunu kendini duyuyor. Başka duymuyor bunu. Bu namazı bozuyor. Böyle bir şey oldu mu hemen namazı bırakacak kişi yeni namaz duracak. Hatta mesela cemaat olsa böyle bir şey. Cemaat namaz kılıyor kişi. Namazı yaraya gelmiş icabında. Sesli abi sesli güldü. Kendi bunu duydu ama. Hemen namazı bozacak. İmam yine uyuyacak. Ne yapacak? İmam selam verince kalan tamamlayacak bu muhtemelenler. Üçüncü demek ki kahkahayla gülmek. Böyle gülmesi olursa namazı bozuyor, abdesti bozuyor. Yani bir hadis-i şerif var bu konuda. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İki yerde gülene Allah gazap ediyor. Bakın. İki yerde gülene Allah gazap ediyor. Biri namazda gülene, biri de cenazede gülene. Çünkü namaz nedir? Allah huzurunda. Demek ki kul Allah'a kendini veremiyoruz daha böyle. Kul gaflette. İkincisi cenazede gülene. Ama günümüzde çok oluyor, yazık oluyor günümüzde böyle. Yani cenazeye gidiyoruz bakıyoruz değil mi? Hele hava da güzelse, dışarıya otobüse konmuş, oturuyorlar buraya. Birbirine görenler, görmeyen eş dostu, şunlar bunlar, konuşmalar, gülmeler. O mübarek ölen kişi yıkanıyor. Yıkanıyor arada. Ya kefenleniyor, işte tabuta konum hazırlanıyor. Cenazeye gelenler, güzel cenazeye gelenler ne yapıyor? Kenar alanda konuşuyor, görüşüyorlar. Aynı şey mezarda oluyor. Mezar aynı şey oluyor. Bir Allah kulu, bir mevta-i toprağa veriliyor da ölüm onun kaderi değil ki. Ölüm ortak kaderimiz. Yani şu anda ona bu nasip gelmiş, ölmüş. Bakıyoruz böyle, cenazen dönüşte böyle kabirin mezardan herkes hele arabada oturmuş arabalara, oturma arabalarda sigarayı altına atıyor efendim. İşte araba yasaklı gerçi de yani ağzına sigara sevendim, konuşma, gülme, şunlar bunlar. Allah bunlara gazap ediyor muhtemelen bakın. Gelin konuya inşallah. Fetebesseme Allah'yken min kavliha. Cüm Aleyhisselam o karıncanın sözünü duydu. Duydu. Yani ey karıncalar yolu çekenlerini duydu. Ne yaptı? Fetebesseme tebessüm etti. Baykan ama sesle güldü böyle. Onun sesine. Ve kâle. Dedi ki Cüm Aleyhisselam Rabbi evzînen eşküre. Rabbim bu büyük nimet tabi. Yani karıncanın sesini duymak o anda. Karıncanın emrini duymak, anlamak bunları. Bir defa nasip oluyor. O dönemde peygamber kendisi nasip oluyor. Allah'a yalvardı. Allah'ım bak Rabbi evzi'ni evzi'ni elihimni. Bana ilham et. Bana bildir. Neyi? En eşküre nimete gel enamt aleyye. En eşküre nimete gel enamt aleyye. Allah'ım bana verdiği şu nimetlere şükretmek istiyorum.
Allah'a şükredeyim. O anda nimetleri gözüne büyüttü. Zaten büyük nimetler tabi. Kuşlar emrinde. Hava kuvvetleri. Hava kuvvetleri. Emrinde hava kuvvetleri. Peki kuşlar bir iş yapayım mı o dönemde? Kuşlar var mı? Bir görevi var mı? Her kuş taş alıyor. Ayaklarına gazı muhtemelenler. Kuş alıyor böylece. Hava kuvvetleri bomba atıyorlar. Bomba atıyorlar. Onun için gerçekten hakim olsun varsın böyle. Tabi Batı Sema Aleyhisselam cinler emrinde, insana emrinde, kuş emrinde. Demek ki kuşların dışında diye hayvanlar ve kurum anlıyor demek anlıyordu. Karınca da bunu duyunca Batı o kadar nimet Allah vermiş. Nimet kendisine saltanat, peygamber o kadar büyük nimetler. Şu güzel aciz yani aciz. Allah'ım sen ilham et bana. Allah'ım sen bilir ki ben şükredeyim gördü. Ve alev valideyye bir de ana babama ver nimeti de şükredelim. Ven e'mele salihan terdahu. Ven e'mele salihan. Bana Rabbi öyle ilham verir ki Rabbim sana ameli salih yapayım. Amel Allah kulluk. Namazda, cihatta hepsi bunlar buna girerler. Ama amelen salihan, salih amel yapayım. İhlaslı, samimi amel yapayım. Terbahu. Öyle amel yapayım ki Allah'ım sen ondan razı olacağın amel yapayım. Terbahu. Sen ondan razı olursun. Öyle amel yapayım böyle. Biraz özleyeyim inşallah kalan kısımlara biraz da burada. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri karınca tabi şekilde yuvalarına Süleyman Aleyhisselam'dan geçti bunlar. Geçince orada bir mola verildi. Mola verildi. Süleyman Aleyhisselam ve tefakkade tayre. Önce kuşlara bir kontrol etti. Kuşlara baktı. Teriş etti. Bir kuşu göremedi. Hüdü denen kuşu. Hüdü denen kuşu göremedi. Süleyman Aleyhisselam. O kuş onda lazım olmuşum. Onun için bakmışım. Hüdü kuş. Bu kuş neymiş görevi? Suyu bulan bu kuşmuş orduya. Bu kuş yeraltı suyu görüyormuş. Suyun da bir de mesafesini biliyormuş. Yerde su varsa mesela 3 günlük yolda su var. Bu kuş bunu görüyormuş. Bir de yeraltı suyu buluyormuş bu kuş böylece. Demek ki o anda su gerekiyor orduya. Su lazım oluyor orada. Süleyman Aleyhisselam kuşları tepiş ediyor. Ma la erel hüdhüd. Bak ne oldu bana? Hüdhüd kuşu yok. Nerede bu? Bir de bunu. Gelince de bana yanıma gelsin. Eğer bir özrü varsa, geçer özrü varsa affederim. Aksi halde onu cezalandırırım ben buyurdu. Hadi böyle geliyor. Çok geçmeden kuş geldi muhteremler. Dedi ki ya Süleyman senin bilemediğin bir yere gittim. Bir yere gittim. Sebe gitmiş. Sebe. Sebe Yemen'de yani sanayi yakın bir ülkeymiş o zaman Yemen'de sanayi yakın bir devlet merkeziymiş. Orada Belkıs denen biri. Temlik'im. Bu kuş gidiyor, açılıyor, gidiyor, kuş gidiyor. Bu kuşun ne kuşu olduğu, Türkçe ne anlamına geldiğini araştırır muhtemelenler. Buna kamusunda bunlar çeşitli anlam veriyorlar. Onun için birini söylemeyeceğim bu şekilde. Arapçası Kur'an dilinde adı Hüdhüd kuşu adı bu şekilde. Ne kuşuysa. Kuş gidiyor. Demek ki o anda orada belki de Mekke'ye geçmişti. Uzağa gidiyordu. Tabi rüzgar orduyu götürüyor. Yemen'i yakırmış ordu. Kuş Yemen'e gidiyor. Şöyle diyor Süleyman Aleyhisselam'a. Ya Süleyman senin bilemediğinin bir yere gittim. Bir ülkeye gittim. O ülkenin başında bir kadın vardı. Yani kadın ülkenin yöneticisi, melikesi. Belkıs'e bir kadın var orada. O kadının da veleha arşın azim. Şimdi bu konu bize lazım burada. Veleha
o kadının vardır. Arşın arşı tahtı. Azim ama öyle kadar görülmeyen bir tahtmış. Çok muazzam bir tahtıymış bu kadının. Bu kadın babasının daha evvel hükümdarmış orada. Babası ölünce oğlu yokmuş. Kadın buna geçmiş. Bu kadının babası insan, annesi cinliymiş muhtemelen kadına böylece. Babası insan, annesi cinliymiş böyle. Hatta rivayete göre bunun babası bir gün delikanlı da gençken, gençliğinde bir kırda böyle ıssız bir yerden giderken iki yılanın birbirine savaş boğuşuyor, iki yılanın böyle boğuşuyorlar. Biri beyaz alacalı benek yılanmış, biri kara yılanmış. Bu genç bakıyor, kara yılan öbür yılanı öldürecek, boğacak. O beyaz alacalı yılan gücü yetmiyor kara yılana. O daha üstün geliyor. Bu hemen alıyor oradan bir sopa. Kara yılan başına boynu vuruyor, onu öldürüyor, bunu kurtarıyor bunu. Öyle yapıyor, gidiyor tabii yani. Gece yarısı iki asker önüne geliyorlar, iki asker. Efendim, bizim hükümdarımız seni istiyor. Yani kabile reisliğin hükümdarı kimse seni istiyor. Almaya gelip diyorlar. O da peki diyor, kalkıyor. Giderken bakıyor, ayakları ters. Anlıyor ki bunlar cin olması ihtimali bunların diyor. Ama tabi çıkmış artık. Gidiyorlar. Bunu bir yere götürüyorlar. Bir saray. İçeri giriyorlar. Bir taht üzerinde bir oturmuş. O cinlerin padişahı mübersen bu. Oraya götürüyorlar bunu. Hemen cin padişahı ayağa kalkıp karşılıyor. Bana dua ediyor. Yavrum sen bugün benim yavrumu kurtarmışsın diyor. Onu sen buraya getirin, sen buraya getirin böyle. Kurtarmışsın. Böyle bir şey yapmadı efendim böyle diyor. Çocuk yandaymış, genç delikanlı böyle. Diyor ki evet diyor. Filan yere diyor. Ve yılan şekline girdim giderken diyor. Bana bir kara yılan saldırdı diyor. Eğer sen beni kurtarmasaydın o beni öldürürdü muhtemelen. Öldürsem kurtardın diyor. O zaman anlıyor ki bunun tam cin yolluk anlıyor onların. İşte cin padişahı yavrum dile benden ne dilersen. Benim bir tek yavrum vardı. Yerime geçecek. Sen bu yavrumu hayatını kurtarmışsın. Ne istersen sana vereceğim. Yani altın, gümüş ne istersen sana vereceğim. Dile ben ne dilersen. Gencin de gözü tokmuş o konuda. Tok gözüymüş kendisi. Diyor ki cin padişahına altın gümüşü ne yapayım? Payı ne yapayım ben diye. İstememiş ben işte. Olmaz diyor. İlle bir şey vereceğim ben sana. Ne istemeyeceğim ben sana deyince madem bu tabi şey verirsem ben o halde diyor, ben diyor bekarım diyor. Evlenemedim şu ana kadar. Bir cin kızı varsa diyor, evlenmek istiyorum ona diyor. Diyor ki cin padişahı, benim kızım var, onu sana vereceğim. Kızını çağırıyorlar, kızı geliyor oraya. Tabi cinler istediği görünebiliyorlar böyle. Yani bir cinin yaşı da olsun, gayet genç güzel görünebilir. Görünebilir. Bakıyor bu genç, bir kız geliyor ama artık eşi görmek kadar güzel bir genç kız. Tabii hemen talip oluyor, onu evleniyor. İşte o cinli kızdan bu erkek olarak Belikıs doğuyor. Yani Yemen melikesi Belikıs deniyor, meşhur kendisi. O doğuyor buraya. Şimdi de ki bu Hüdud kuşu Süleyman Aleyhisselam'a, ya Süleyman ben Sebe'ye gittim. Orada melikesi Belkıs'tan böyle gördüm. Ama onlar güneşe tapınırken onları gördüm diyor. Onlar güneşe tapınıyorlar ama. Peki Süleyman Aleyhisselam, ben sana mektup vereceğim. Kuşu kuşuna. Hüdud kuşuna. Ben sana mektup vereceğim. Al benim mektubumu, götür at yukarıdan onlara böyle. Sonra fenzur mada yercu sümme tevel anhum mektubu at onları yukarıdan at. Sümme tevel anhum ona şöyle geri çekil seni görmesinden fenzur bak gözetle mada yercu'un bakayım ne karar verecekler. Demek ki kuşlar da bizim konumuzda anlıyorlar. Değil mi? Ayet-i Kerim oldu. Ayet-i Kerim bu.
Yunan dilini anlamıyoruz. Demek kuşlar bizim konuşmamızı anlıyorlar. Şahsı böyle buyurdu. Vereceğim eğitimi al, at mı yukarıdan, geri çekişini görmesinler, onlara gazete bakalım, dine onlara bakalım, ne karar verecekler. Kalet gitti, hemen gitti oraya, Melike, Belkıs taz üzerinde, etrafında adamları varmış, başçaları, komutanları, diğer adamları, atıyor şeyini. Diyor ki, bana bir mektup atıldı. İnne min Süleyman diye ayet-i kerime böyle başlıyor. Allah adıyla mektup yazıyor böylece. Süleyman Aslan mektup buna şöyle yazıyor buna. Yahya Mevsim Belkıs. Ordunla askerine haber gel, bana teslim ol. Yani İslam'ın buyruğu altına gir yani. İslam'ın buyruğu altına gir, teslim ol. Aksi halde ordu oraya gelirim, zaman daha sen daha kötü olur böylece. Bu Belkıs çok akıllıymış ama. Çok akıllıymış. Sordu ordu komutanı ne yapalım? Neler ki onlar daha önce ulu kuvveti ve ulu besin şedidin. Ya der hükümdarımız bizleri ulu kuvvetin, biz bak güçlü kuvvetliyiz. Ve ulu besin şedidin. Çok savaşçı bizleri, savaşçıyız dediler bunlar şimdi bunlar. Tabi o Süleyman'a gücünü bunlar şimdi bunlar. O civarda belirmişler bunlar. Biz güçlü kuvvetliyiz ve savaşçıyı biliyoruz, savaşçıyız. Emir gene senindir. Fakat Belkıs bunlara ordusuna güvenemedi. Ben onlara bir hediye göndereyim dedi. O Süleyman'a kimse dedi. Bir hediye göndereyim. Eğer bu dünya padişahı ise, dünya sultanı ise benim hediyemi kabul eder, bu işe aldanır. Eğer bu manevi gücü varsa, peygamberse, hediye bu kabul etmez. Buna karar verdi. Tabi kuş gibi haber edilse Marsel'e bunu böyle böyle anlatı durumu. Süleyman Hazretleri ne hediye geldi. Hediye geldi, tabi buna kabul etmedi Süleyman Hazretleri. Şimdi burada bir konu muhteremler çok ilginç. Tabi uzun böyle konu da hepsine hatta gerek tabi zaman da müsaade tabi. Diyor ki Süleyman Aleyhisselam'ın yanında bulunmaları şimdi. Kale ya eyyühel mele'ü. Ey cemaatim. Süleyman Aleyhisselam yanındakilere. Kim o yanında? Tabi insanlar var, cinler var, her insan var böyle. İleri gelenleri, halk ileri gelenleri var. Ey cemaatim, ey yüküm yettiğini bir arşiha, hanginiz dedi, Belkıs'ın tahtını buraya getirirsiniz. Kable en yetünü müslümin, onunla teslim olarak buraya gelmeden önce, hanginiz onun tahtını buraya getirirsiniz? Taht gelecek, bakın bu işe gelecek. Gelecek. Kale ifrimle cinni. Kale ilk zuşu aldı, İfritü mine cinni. Cinden bir ifrit. Cinlerde, kabile kabile cinlerde, bölü bölü kabilelerde bunlar da en azgınları, insana karşı en acımasızları, en güçleri de ifrit denilen kabile. Dedi ki cinlerden olan ifritin başı. İfrit cinlerin başı. Eni atike bihi Rasulüman ben onun tahtını buraya getiririm. Kable entiku min mekamik. Yerine sen kalkmadan getiririm. Süleyman Aleyhisselam her gün sabah oturmuş makamına öğleye kadar hem devletçilerin görüşüyorlar hem halkı dinliyormuş kendisi öğleye kadar. Dedi ki ifrit cinlerden en güçlü cinlerin onunla başı kendisi de ya Süleyman sen makamından kalkmadan yani demek ki birkaç saat içerisinde ben de Yemen'den 10 tahtını buraya getiririm. Olayı bu tahtı getiririm buraya. Vinni aleyhile kavviyyün emin. Ben bunu yapmaya gücüm var ve güvenirsin bana. Bu şaparım da böyle de. Kalezi indehü ilmün. Süleyman Aleyhisselam bu zaman biraz geniş geldi. Yani birkaç saatlik zaman yani Yemen'den taht gelecek, olduğu buraya gelecek yanına. Ama Süleyman Aslan bu zaman biraz geniş geldi, daha acele istedi.
kâlelezî indehu ilmün minel kitâbi. Şimdi ikinci bir kimse şimdi lafa karıştı. Dedi ki bu kimse de indehu ilmün minel kitâbi. İlahi kitâbı mı ilim olan bir kimse. Ene âti kebî kabînet aleyh barsın. Bu kimse kim düşünün muhteremde? Ona gelelim inşallah. Bir rivayette melekmiş bu. Melek. İki rivayet Hızır Aleyhisselam adıymış. Üçüncü rivayette Asab isminde Süleyman Aleyhisselam veziri. İsmi Azam'ı biliyormuş. İsmi Azam var. İsmi Azam. Onu biliyormuş. Dedi ki ene atike bihi ben de onu sana getiririm. Kadren yetedeki tarfük. Gözünü açıp kapayıncaya kadar buraya getirin okudanmadı. Gözünü açıp kapayıncaya kadar buraya getirin böyle. Bunu nereye getiriyor bunu? Kitaptan ilmi var. Yani ismi azamı bilen kimseymiş. Bu ismi azam. İsmi azam derim. İsmi azam. Allah-u Teala Mevlamızın isimleri vardır. 100 isim vardır Mevlamızın Kur'an'da. Başka isimleri vardır. Kur'an'da 100 isim Mevlamızın. Bunun 99'u biliniyor. Yeri gizli. Bu ismi azamdır. Bir insan ismi azamı bilirse, ondan dua ederse, ismi yapar onu. Denize yürümek istiyor. İnsan okur, denize yürür, batmaz. Havda uçar. Aslan, kaplan bir dokunamazlar böyle. İslam'ı bilirse. Yalnız bir, bunu anlatayım bu konuda, araya güzel gerçi ama, bir gencin biri, ismi ağzım ölmeye çok meraklıymış. İlle ben bunu araştıracağım, soracağım, soruşturacağım, koşacağım, koşuşturacağım ve bunu öğreneceğim. Geziyor. Alimler alime, evliya evliyaya geziyor. En sonunda bir evlullah yine buluyor bu şimdi. Ne olur Efendim Hazretleri, size rica ediyorum, ismi ağzım aşıkım, bunu ölmek istemem bunu. Yavrum, evet, Rabbim bunu bilirdi ama ben onu öğretmek de yetkili değilim, öğretemem. Bana bu yetki verilmedi. Peki kim onu öğretir? Mısır'da bir zat var diyor. Zinnun Mısri var diyor. Zinnun Mısri. Zinnun Mısri diye bir zat var. O şu anda zamanımızda kutbudur. Ona bu yetki verilmiştir. Eğer o dilerse, yani sende yeteneği görürse, öğrenmez de böyle. Görürse öğretir. Peki ben ona gideyim ama diyor. Acaba diye bir mektup versem bana. Yani sizin tarafınızdan girsem de. Bir yani arka. Olsun bana da. Olmaz mı? Olur diyor. Bekle bakalım diyor. Bu arada beklerken aradan birkaç saat geçiyor. Birkaç saat sonra ufak bir tencere kapaklı boşça bağlanmış getiriyor. Al yavrum bunu. Bunu sonra götür. Sonra götür diyor. Benim selamımı söyle. O zaman bek öğret o zaman böyle diyor. Ama sana bir tavsiyem var diyor. Sakın yolda kapağı açma bunu açma diyor. Bu şeyi çözme. Sakın kapağı açma böyle diyor. Bunu bu şeyi götür bana böyle diyor. Şimdi bu genç abi seviniyor artık. Yani İsmail Azam artık o yola girdi. Öğrenim derdi. O havada uçacak. Yine de yürüyecek genç abi. Ama yeğen gidiyor. Akşam üzeri bir ağaç çıktı, bir ormanda bir yere gelmiş. Oturmuşlar da hafif hafif kararmış. Şimdi bakıyor, tencere hafif bir kımıldıyor arada bir tencere. Tencere hafif bir kımıldıyor efendim tencere. Cık, Allah ne var tencere acaba böyle merak ediyorum bu. Kalır bakıyor, hafif bir tencere ama. Kuyu bırakıyor, biraz yine hafif başlıyor tencere kımıldıyor. İçinde bir şey sanki var tencere üstünde. Acaba ne var bunun içinde şimdi diyor. Merak ediyor şimdi. Ne var acaba bunun içinde? Aklına geliyor ama bana tembih etti. Sakın bunu açma dedi bana diyor. Açmayayım. Açmayayım diyor ama tabii insan olgunlaşmayan insan nefsine hakim olamaz. Hakim olamayan nefsine. Ne diyor kendi kendine? Canım o bana açma dedi ama
O nerede? Burası neresi? Yani bunu görecek bunu şimdi. Şimdi boş şey açıyor. Hafif yıkamını kaldırıyor. İyice küçük bir fare varmış. Atlayıp kaçıyor. Koşuyor mu? Tam bir fareyi. Kapanı kapıyor. Boş şey bağlıyor gene. On barıza da gidiyor şimdi Mısır'da. Ona gidiyor. İşte Selan kıyandan sonra ölmüşte filan bir varatat beni gönderdi. Selan gönderdi. Bir de bu tenisi hediye gönderir bu tenisi böylece. Koy arama diye. Koy oraya. Diyor ki yavrum bir isteğin var mı benden diyor. Yapacak bir şey var mı sana diyor. Aman efendim. Bir ismi azam aşıkım. Ne olur bana öğretir misin bunu? Yavrum o ehil olmana verilmez diyor. Ancak o ehline verilir böyle. Sonra ehli değilsin abi. Ama efendim işte ben şöyle böyle yaparım. Sonra kötü kullanırsın diyor. Kötü kullanırsın. Ehil değilsin diyor. Nasıl öğretemem bunu? Ben buna, sen buna sahip sıkamazsın yavrum. Saklayamazsın sen bunu diyor. Ya vallahi yaparım. Billahi de şöyle tallahi de başı yemin etmiş yapmaya. Ah yavrum hadi. Küçük fare sahip olmadın diyor. Sen bunu savuruyorsun bana böyle böyle diye. Onlar tabii şey muhtemelenler. Evet. İsmi azam var muhtemelen ama demek ki ehline veriliyor. Biz ne yaparız onu? Hemen nefis adına onu kullanmak lazım. Evet, kullanmak lazım. İşte şimdi Süleyman Aleyhisselam sordu bunlara. Dedi ki Belkıs ordusu buraya gelmeden önce onun tahtı buraya kim getirir? Önce cin, ifritlerden, en azlılardan ben getiririm bunu dedi. Bakamadan kalkmadan daha. İkinci olarak bir şahıs çıktı. Ya melekti, Hızır Aleyhisselam'dı. Üçüncü kabilde, sözde Ahsa üstünde vezirdi. İsmi azam biliyormuş. Ben getirmedi. Açık kapayıncaya kadar. Getir bakalım derken Süleyman Aleyhisselam baktı ki felemma reha müstakirin indehü. Süleyman Aleyhisselam getir derken baktı tahtaya gelmiş bak. Felemma reha müstakirin indehü. Orada duruyor tahtaya. Şimdi günümüzde biliyorsun televizyon da böyle hayale getiriyor. Ama tabi canlı getiremiyor muhtemelen. Bu da bir mucizedir bu. Getirmiştir. Sonra Belkıs geldi. Derler. Sonra sen bunu işlerinde internette. Bu senin tahtına benziyor mu bu taht? Bu taht senin benziyor mu dedi. Şu önce abi kalet kiennehu hu. Kalet kiennehu hu. Sanki o aynı o tıpkı o sanki. Dedi böylece. Hatta değişir tahtı böylece ikincisini. Sonra muhtemelen Süleyman Aleyhisselam Belkıs'la evlendi kendisiyle. Bu konuya geçti burada böylece. Kendisiyle evlendi. Şimdi şeye gireyim inşallah. Süleyman Aleyhisselam'ın de ölümüne gelelim. Ölümüne gelelim. Yani ona kalmayan bu dünya saltanatı kimseye de kalmayacak. Mevla buyuruyor bizlere Sebe ayet 14'te onun ölüm meleği bildiriyor. Sebe ölümünü. Felemma kadayna aleyhil mevte. Ona ölüm artık hükmetti Mevla buyuruyor Sebe Aleyhisselam'a. Ölecek tabi. Ma dellehum ala mevti illa dâbi aldı tekrim min se'ede. Süleyman Aleyhisselam bir köşe yaptırmıştı cinlere. Her tarafı camdan. Her tarafı camdan. Süleyman Aleyhisselam'ın ibadet günleri varmış kendisinin. Devamlı ibadet yaparmış ayakta. Allah kulu yaparmış ne yapıyorsa. O zaman emir veriyormuş kimse saraya gelmesin diye. Canlı köşk. Süleyman Hazretleri asası varmış kendisinin, denek yani. Ona dayanıp böyle hem dışarıda gözlermiş, ibadeti yaparmış kendisi de. Yine o anda, yani ölümü geldiği anda da cinleri toplamış, hemen köşkün karşısında onlara bir bina yaptırıyormuş cinlere. Ağır iş ama böyle. Taş getiriyordu dağlardan, şunu da bunu yapıyorlar kendisi de, yapıyorlarmışlar.
Azra Aleyhisselam geldi. Süleyman Aleyhisselam heybetli, aslan dayanmış, cinleri gözetliyor. Azra Aleyhisselam geldi. Ya Nebi Allah, ya Allah'ın peygamberi. Baktı, Azra Aleyhisselam. Üftü başını görece. Üftü ona görece. Heybetliymiş yok. Ne var ya Azrail? Ya Nebi Allah, beraber emir verdi. Canını almaya geldim. Canını alacağım. O halde dedi, ben de güzel bir dengeleyeyim kendimi. Asaya dayanayım da bir canımı al. Hemen düşmeyeyim. O yapı yarım kalmasın dedi. Çünkü ölünce cine dağılıp kaçacaklar oradan. Kaçacak oradan. O yarım kalmasın dedi. Ben dedi asaya tam dengeleyeyim. Orta ölümü alayım bunu. Canımı al bu şekilde. Ve öyle yaptı Azaz Hazretleri de. Tabi peygamber kendisi de. Onun canını aldı. Tam dengeleme kendisini asaya öyle kaldı. Öyle kaldı. Öldüğünü kimse anlayamadı. İlla davetekü min se'ete illa davetül erdi. Bir yer kurdu. Ağaç kurdu, yer kurdu. Bunun asasını denine yemiş. Böyle yemiş. Derken asası kırılınca felemma harre hemen yere düştü. Tebeyne cinni o zaman cinni bunu öyle anladılar muhtemelen. Bak. Şimdi burada ne var şimdi burada bu ayet-i kerimede? Burada birkaç konu içinleri alıyor bu ayet-i kerime. Bir, peygamberlerin cesedi kokuşmuyor, çürümüyor. Kurus gibi bir yerde, kapalı bir yerde hatırlatayım, ölmüş. Ne kadar kaldığı hesabı yapmışlar o zamanlar, sonra yapmışlar bunu böylece. Bir kurt almışlar, aynı kurcuyu kurt almışlar. Ona bir asayı deneye koymuşlar. Bakmışlar ki bir gün ne kadar yiyor bu kurt. Bunun bilim ölçüsünü yapmışlar. Yani ölçüye göre aşağı yukarı bir sene, bir yıl sürecekmiş, gelmiş. Kalınmış asası. Yani onların hesabına göre o zaman da ancak bir kurt o asayı bir yılda kemirmiş. Elinde kemirmiş. Demek ki tabi bu tahmini bir şeydir bu. Varsayım dayalıdır. Ama en azından aylarca bir zaman geçtiği kesin. Hasim Aleyhisselam Kudüs gibi sıcak bir bellede saray içerisinde biraz da camlı köşkü ısıyla geçirir. Daha sıcak olur içerisi. Hasim Aleyhisselam giyilik vaziyetinde içerisinde ağzı dayanmış şekilde ölüyor. Aradan aylar geçtiği halde bedene ne kokuşuyor, ne sürüyor, ne de yüzünden ölüm alameti beliriyor yüzünden. Yani yüzü bile tebessüm halindeymiş o halde. Öyle kalıyor muhtemelen. Bu bir. İkinci konu ennel kânü yâlemûnel gaybe mâlebesi fil azâbin mehin. Allah buyuruyor. Velham buyuruyor. Eğer cinler gaybi bilselerdi, karşılaması öldüğünü bilirlerdi, o işi çalışmazlardı. Dedim, Süleyman Aleyhisselam böyle asa kırıldı, felemma harde, birden pat diye düştü, yüzü koyduştu böylece. Olmayınca bunun farkına vardılar, kaçırdılar, kurtulmaya kaçtı bundan muhtemelen. Demek ki bakın cinler, o öldüğünü fark edemedi kendisini. Fark edemediler, orada kaldılar. Bunun için İnanma gerekiyor cincilere muhteremler. Yani günümüzde bir felaket oldu bu ki neden felakettir? İmana, inanca zarar verdiği için. Şu Allah Teala buyuruyor ancak gaybı Allah bilir. Yani gizli bir şeyi ancak Allah bilir. Yani peygamber de bilmez bunu. Tabi cinci bilmez bunu, gaybı bilmez. Günümüzde eşyası çalınan bakıcıya gidiyor, cinciye gidiyor. Kadınlar mesela altınları çalınıyor, cinciye gidiyor. Bunun iki çeşit zararı var. Bir, ona inanırsa imana gider muhtemelen. Bak böyle. Hay Allah bilir. İkincisi bir de şu oluyor. Şimdi bakıcıya gidiyor, cinciye gidiyor. Efendim benim altınlarım çalındı. Tabii ne yapıyor bu? Alıver değil mi? Alıver, dalavere. Üç karşılık.
ne yapıyor? Efendim senin altlarını yabancı çalmamış. Siz de yakınızdan biri gene bu. Genelde bunu kullanırlar. Siz de yakınızdan biri bu. Acaba kim acaba olabilir bu hoca efendim? Konuşuyor yalvar ya. Efendim işte acaba kim olabilir bu? Erkek mi kadın mı? İşte kadın işte. Acaba nasıl tipi, şekli falan bu şekilde? Diyor işte orta böyle sarışın marışın der. Şimdi ne yapar bu kimse? Ne yapar? Ona inanırsa Allah korusun. Şöyle bir yakın araştırır. Tamam arkadaşı, komşusu, akrabası, şusu busu. O eşyara uyuyor meşgalen. O çalmış onu istihar eder. İlyat Ali Fatiha.